Bugün bu videomuzda uluslararası ticaret bölümüyle ilgili konuşacağız. Neden uluslararası ticareti seçtim? Uluslararası ticarette iş imkanları neler? Okuması kolay mı? Nasıl bir sınav sonucu gerektiriyor? Bunların hepsini inceleyeceğiz. Öncelikle benim uluslararası ticaret seçme hikayem, daha doğrusu uluslararası ticaret diye bir bölüm olduğunu duyma hikayem oldukça enteresan. Lise 1. sınıftayken bir gün bir arkadaşım da bizi rehberlik öğretmeni çağırdı. Bize bir sorun olduğunu düşündük. Acaba sınıfta bir sıkıntı çıkarttık, bir şey mi oldu, ondan dolayı mı çağırıyor diye. Ondan sonra geldik, gördük ki bizim matematik notları düşük gelmiş. Hoca da buna soruyor, neden notlarınız düşük, siz işte iyi dereceyle giren öğrencilersiniz falan filan. İşte ne yapmayı düşünüyorsunuz, ne olmayı düşünüyorsunuz? Arkadaşım anlattı, ben anlattım. Ondan sonra işte bize bölüm tavsiyelerinde bulundu. Gerçekten o hocamızdan da yani çok teşekkür etmemiz lazım, hakkı ödenmez. Benim aslında uluslararası ticareti seçmem bir yerden de orada başlamış oldu. Bana işte açtı gösterdiği hangi imkanları var, ne iş yapılır, nasıl yapılır? Ben o gün kafama koydum. Arkadaşlarım, ben uluslararası ticaret okuyacağım. Daha lise 1'deyim. Lise 1'in belki 2. döneminin başı. Ondan sonra ben hayatına göre dizayn etmeye başladım hayat planımı. Yani hem benim yeteneklerime yatkın bir bölüm, hem ilgi alanlarımı çekiyor, beni cezbediyor. Çünkü işin içinde ticaret var, iş var, satış var, pazarlama var. Bunların hepsi ilgimi çeken şeyler. Girişimcilik için de birebir bir bölüm. Tamam dedim ben. Okuduğum kitaplar da ona göre değişti, izlediğim videolar da ona göre değişti. Bu bölümle ilgili olabildiğince her şeyi emmeye başladım, öğrenmeye başladım. Hangi okulda okusam, nerede okusam diye kurmaya başladım. Ki İstanbul olduğundan hiç şüphem yoktu. Çünkü İstanbul hem ticaretin merkezi hem dünyanın merkezi. Hem de gerçekten çok önemli, çok güzide bir şehrimiz. Ki İstanbul'u gerçekten çok seviyorum. Bu yüzden de İstanbul'da herhangi bir üniversitede ben bölümü okuyacağım İngilizce bir şekilde. Zaten lisede de şöyle bir avantajım vardı. Ben Rusçayı öğreneyim, Rusçamı ilerleteyim diye liseye gitmiştim. Daha sonradan değiştirdim ama ondan sonra hem ikinci dilimin de temeli var biraz. Birazcık da Rusça biliyorum. Bunun üzerine hala bugünlerde çalışmaya devam ediyorum. Dedik uluslararası ticaret tam benim bölüm. Geldik lise sona, sınav sürecine. Öyle çok çalışkan bir öğrenci olduğumu söyleyemem. Hani sürekli çalışan, elinde derslerde, testlerde çözen bir öğrenci değilim. Matematikle aram çok iyi değil. Bunun haricinde gene ben hayatta en çok ekmeğini yediğim şeylerden birisi de kitap okumak. Çok kitap okuyorum arkadaşlar. Çok aklınız almaz yani. Burada da ilkokul öğretmenimin gerçekten Allah razı olsun demek istiyorum. Kadıncağız bizlere gerçekten okumayı öyle aşıladı ki birinci sınıftan beri tutun bugüne kadar binin üzerine çok rahat kitap okumuşumdur. Ki son yaklaşık 5 yıldır okuduğum kitaplarda hepsi kendi işimin üzerine. İşte Harvard Business serisinden liderlik, pazarlama, stratejik pazarlama, satış. Yani konuyla ilgili benim ilgi alanlarımla ilgili kitaplar okumaya başladım ve her zaman hayatta bunun ekmeğini yiyorum. Üniversite sınav vakti geldi. Sınava girdik. Sınavdan hani kötü bir sonuç almadım. Türkçem mesela çok iyiydi. Hep kitap okumanın avantajı bunlar işte. Hem çok hızlı yapıyordum hem de 38'e 2 idi herhalde ya da 39'a 1'di tam hatırlamıyorum. Bayağı zaman oldu. Ondan sonra matematiğim çok iyi değildi. Sosyalim aynı şekilde Türkçe gibi çok iyiydi çünkü tarihe de çok ilgiliyim. Coğrafyam da iyiydi. Ondan sonra fenden de birkaç tane soru yapmıştım genel kültür bildiklerimden. Geldik tercih dönemine. Gerçekten sınav sürecinden daha zor bir süreç varsa bu kesinlikle tercih dönemi arkadaşlar. Kesinlikle. Çünkü artık bir bölüm seçeceksiniz ve hayatınızın büyük çoğunluğu belki o seçtiğiniz bölüme göre ilerleyecek. Ben de diyorum şimdi kafada oluşturdum lise 1'de belki uluslararası ticaret ama acaba işletme mi okusam, maliye mi okusam, iktisat mı okusam? Temeline baktığımız zaman uluslararası ticaret olsun, işletme olsun, iktisat olsun bunların benzer ortak dersleri çok fazla. Maliye biraz ayrılıyor. Maliye işte mali müşavir olabiliyorsun. Ondan sonra daha sonrasında yeminli mali müşavir olabiliyorsun. İşte en çok kazanan mesleklerde de anlatmıştık zaten yeminli mali müşavirliği. Kafam karışık. Allah'tan yani şehri karar vermiştim İstanbul'a. Bir de üniversite seçerken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de bence üniversitenin lokasyonuna bakın bu üniversite nerede diye. Tamam çok kilit bir şey değil ama hani 2-3 tercih arasında kaldıysanız bunun da ortalama potansiyelleri aynı seviyedeyse yani lokasyonu iyi olanı tercih etmeniz oldukça mantıklı bir sebep olur. Dedim baktım bunun yeri güzel Maslak'ta. Ulaşım kolay. İstanbul'un göbeğinde. Bir tarafında aşağı inim 15 dakikada 10 dakikada İstinye'desin. Bir tarafta 20 dakikada Beşiktaş'tasın. Metroya yakın. Gayrettepe'den metrobüse yakın. Pek çok şey var. Ulaşım rahat. İstediğim yere istediğim şekilde hızlı bir şekilde gidebiliyorum. Dedim çok güzel. Beykent'i yazdım. Ondan sonra işte okula geldik kayıt süreci için. Bu arada İngilizce bölümü tercih ettim ve tam burslu okuyorum. Yani uluslararası ticareti Türkçe okumak biraz saçma geliyor bana. Hatta Türkçe okumayı bırakın. Türkçe bölümün açılması çok saçma geliyor. Çünkü adı üstünde uluslararası ticaret. Türkçe okuyup da bir yere geldiğiniz biraz zor. Yani ikinci dili öğrenmeniz lazım. Hatta üçüncü dili öğrenmeniz lazım. Burada da genellikle doğu dilleri tercih ediliyor. Bu doğu dilleri dediğimiz ne? Çince, Rusça, Arapça. Bu üç dili bilmek zorundayız. Çünkü Avrupa ile iş yapacağımız zaman Avrupa'nın büyük çoğunluğu İngilizceyi iyi bir şekilde konuşuyor. Ve genel olarak İngilizceye hakimler. Mesela Rus müşterilerimiz geldiği zaman hem milliyetçilik var hem inatla konuşmuyorlar. Yani adam belki anlasa bile seni kıvrandırıyor, anlamıyor. Ben bir yandan Rusça konuşmaya çalışıyorum çat çut, bir yandan İngilizce, bir yandan Türkçe, bir yandan el kol hareketleri. Adam anlamıyor. Ya da hoşuna gidiyor belki, anlamak istemiyor. Sonuçta bahsettiğimiz çok basit İngilizce işte. Bunun fiyatı şu kadar, atıyorum sayı söylüyorsun.
Belki de bilmiyor olabilir ama Ruslar gerçekten kendi dillerine çok bağlı. Onlar bizim dilimizi öğrensin mantığındalar hep. Bu yüzden mesela turizm sektöründe Rusça oldukça önemli. Sadece turizm değil, diğer inşaat olsun, nakliyat olsun, lojistik işleri olsun, bunların hepsinde de Rusça çok önemli. Çünkü Rusya aynı zamanda bizim jeopolitik bir komşumuz. Ki bölgede de çok söz sahibi bir ülke. Bunun yanı sıra işte Arapça, tüm işte Arap Yarımadası olsun, Katarlar olsun, gerçekten paranın döndüğü yerler, ticaretin çok yüksek olduğu yerler ve burada iş bulma imkanlarınız da diliniz arttıkça, hele oranın dilini bildikçe oldukça fazla oluyor ve burada kazanabileceğinizin kat be kat mislini kazanabiliyorsunuz. Adamlar hem dolarla maaş veriyorlar hem de iş olanakları daha fazla. Çünkü artık yeni yeni şey yapıyor, yeni dünyaya adapte oluyorlar ve eksikleri çok, çok fazla ihtiyaçları var. En önemli dillerden birisi de Çince. Dünyanın üreticisi, dünyanın fabrikası neresi? Çin. Tamam, Çin'de genelde İngilizce biliyorlar insanlar iş yapmak için ama Çince bildiğiniz zaman daha farklı oluyor. Düşünsenize, şimdi büyük bir şirketin Çince bilen tek elemanısınız. Gidiyorsunuz, işinizi hallediyorsunuz. Yani bir şey olması gerektiği gibi tam anlatabiliyorsunuz. Bazı dillerde hani o şeyi veremezsin. Mesela İngilizce'de de bazen veremezsin. Tam istediğini anlatamazsın. Ama burada Çince bildiğiniz zaman, karşıdaki adam da Çince bildiği zaman tamamen kontak rahat bir şekilde anlaşabilirsiniz. Bu oldukça önemli. Çince bilmek gerçekten insanı kat ve kat hayatta öne geçirir. Hatta okul falan okumanıza bile gerek yok. Ben Çince biliyorum deseniz, çevirmen olarak da iş yaparsanız, tercüman olarak da iş yaparsanız mutlaka para kazanırsınız. Bunun imkanı yok yani. İngilizcenin pek bir önemi yok. Yani İngilizce bilmenin bir avantajı yok. İngilizce bilmek zorundasınız zaten, eğer bu bölümü okuyorsanız, bu bölümden mezun olduysanız ve iş arıyorsanız. Çünkü adı üstünde uluslararası, international trade. Yani mutlaka İngilizceye ihtiyacımız var. Burada bir de İngilizceyi ne kadar iyi bilirsek bilelim, İletişim becerilerimizin üstüne düşmemiz gerekiyor. Çok meşhur bir sözü var Rockefeller'in. İyi iletişim yeteneği olan bir insana en büyük bedeli öderim. Bu gerçekten önemli. Siz çok iyi İngilizce biliyor olabilirsiniz. Bütün gramere hakimsinizdir. Telaffuzunuz çok iyidir. Ama iletişimle dil bilmek farklı şeyler. İletişim, karşıdakini etkilemek, istediğini anlatmak. Sizle konuşurken kendini daha rahat hissetmesi, kendini size açabilmesi, onu konuşturabilmenizdir. Ki pazarlama sektöründe de, satış sektöründe de bu gibi şeylerin hepsinde iyi iletişim yeteneği olan herkes çok yüksek meblağlar alır, çok hızlı yol kat ederler. Bunların hepsini kendiniz gözlemleyebilirsiniz. Uluslararası ticaret diğer bölümlerle çok karıştırılan bir bölüm. Şimdi baktığımız zaman uluslararası ilişkiler ve uluslararası ticareti aynı zannediyorlar. Birisi işletme üzerine, iktisat üzerineyken diğeri tamamen siyaset ve tarih üzerine. Arada gerçekten devasa bir fark var. Tek ortak noktaları başlarında uluslararası olması. Hakeza uluslararası ilişkiler okuyanların da bence mutlaka İngilizcelerini iyi bir seviyede bilmeleri gerekiyor. Bu onlara oldukça fayda sağlar. Bir diğer olarak şimdi atıyorum uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve ekonomi gibi pek çok farklı ve bilmem ne ve bilmem ne var. Baktığımız zaman bunların hepsi temelde aynı. Bunlar İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin alt dalları işte. İşletme gelir, ekonomi gelir, iktisat gelir, uluslararası ticaret gelir, uluslararası ticaret ve finans gelir. Pek çok farklı şekli var. Bunların pek çok ortak dersi var. Bunu da ben nerede keşfettim? Hem tercih döneminde baktığım zaman, dersleri incelediğim zaman keşfettim. Hem de ben aynı zamanda açıktan Anadolu Üniversitesi'nden iktisat okuyorum. Beykent Üniversitesi'ndeki final haftamız oluyor, vize haftamız oluyor. Ondan sonra onun bir hafta sonra, 2 hafta sonrası açık öğretim sınavları oluyor. Gidiyorsun, belki okulda öğrendiğin aynısı ama bu sefer Türkçe. Yani böyle de bir avantaj oluyor gerçekten. Hani fırsattan istifade, açık öğretimden faydalanabilirsiniz. Bir de ders yoğunluğu çok öyle aman aman fazla bir bölüm değil. Yani kendinize vakit ayırmanız ve gelişiminize vakit ayırmanız oldukça önemli. Mutlaka arkadaşlar bu konuda kurt gibi olmanız lazım. Aç bir kurt gibi bütün konferanslara, etkinliklere katılmanız, sertifikaları toplamanız, network'ünüzü genişletmeniz, yeni insanlarla tanışmanız, onları bir çaya kahveye davet etmeniz, sohbet etmeniz, fikrinizi geliştirmeniz lazım. Bu gerçekten çok fayda sağlar size. Gerek yani ki sonra iş arama sürecinizde, gerek yatırımcı arama sürecinizde, gerek ortak arama sürecinizde, gerek işinizi geliştirme sürecinde hepsinde size artı sağlar. Yani fazla insan tanımanın hiçbir zararı olmaz. Aksine size her zaman kazandırır. Hem maddi kazandırır hem manevi kazandırır. Bu yüzden başta da dediğimiz gibi iletişim yeteneğine yatırım yapın dilden sonra. Hem diliniz iyi olsun hem de iletişim yeteneğiniz olsun. İstediğiniz yerde istediğiniz işi rahat bir şekilde yaparsınız. Dünya artık böyle işliyor. Çünkü globalleşmede en önemli şeylerden birisi gene iletişim yeteneği. Şimdi iş imkanları insanların biraz kafasını karıştırıyor. Hani uluslararası ticaret okuduktan sonra işsizler ordusuna bir nefer daha mı olacaksınız diye. Öyle bir dünya yok. Ha yani ne bölüm okursan oku, sen kendine bir şey katmazsan, sadece derse gidip gelirsen, başka bir şey fark etmezsen hiç zaten işsizler ordusunun en ön başında gidersin. Ama eğer sen burada kendini fark ettirirsen, yeteneklerini geliştirirsen, network'ünü genişletirsen, programla öğrenirsen, yeni şeyler öğrenirsen, trendleri takip eder ve trendlere açık olursan, yeniliklere açık olursan iş seni kovalar. Mutlaka bir yerden iş denk gelir. Şimdi baktığımız zaman uluslararası ticaret okuyanlar nerede çalışabiliyor? Lojistik alanında, sigortalama alanında,
dış ticarette, gümrüklemede, taşımacılıkta, hava yolları ve sigorta şirketlerinde görev alabiliyor. Ulusal ve uluslararası işletmelerde, finans kurumlarında, pazarlama, finans, muhasebe ve insan kaynakları yönetimi dallarında çalışabilirler. Gerekli sınavları vermek suretiyle de mali ve gümrük müşaviri olabilirsiniz. Kamu sektöründe müfettişlik yapabilirsiniz. Kendi dış ticaret firmanızı kurabilirsiniz. Gerçekten uluslararası ticaretin meslek alanında çok geniş bir yelpazesi var. Yani sadece ben bir bölüm okudum, o bölümün içinde yapabilirim diye bir şey yok. Yani çalışma alanınız çok geniş. Yani ben de öyleyim. Çabuk sıkılırım, hani farklılık ararım, yenilik ararım, güzellik ararım. Bu konuda çok şanslısınız. Çünkü yelpaze çok geniş. Birbirinden farklı sektörler, farklı alanlar, farklı departmanlarda çalışabilirsiniz, hizmet verebilirsiniz. Kısaca bahsedecek olursak uluslararası ticaret bölümü böyle. Güzel bir bölüm. Son zamanlarda gerçekten trend olan bir bölüm, yükselen bir bölüm. İş imkanlarının yükseldiği bir bölüm. Çünkü artık bizim de ihracat seviyemiz gitgide artıyor. Türkiye'de çok fazla global firma var. Bunlarda çalışabilirsiniz. Yurt dışı operasyonlarına katabilirsiniz. Ve mutlaka öğrencilik döneminizde iyi stajları tercih edin. Mutlaka staj arayın, kovalayın. Etkinliklere, konferanslara katılmayı sakın unutmayın. Ve denk getirebilirsiniz. Mutlaka bir tane yurt dışı stajı yapın. Yurt dışına çıkın, bir orayı görün. Yani yurt dışına çıktığınızda gözünüz bir açılıyor. Burada bu var, Türkiye'de bu yok, ben bunu getirebilirim. Ya da Türkiye'de bu var, burada bu yok. Bu eksiği ben belki şöyle kapatabilirim diye zihniniz, vizyonunuz açılıyor. Ya da bu insanların iş yapma şekli farklı. Biz acaba bu işi böyle yapsak nasıl olur gibi. Pek çok farklı düşünceye sahip olabilirsiniz. Yani her zaman vizyonunuz genişler. Ve böyle uluslararası, international bu bölümde de vizyonunuz ne kadar geniş olursa iş imkanınız, başarma imkanınız, kazanma imkanınız o kadar geniş olur sevgili arkadaşlar. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yakında farklı meslek gruplarından, farklı bölümlerden pek çok arkadaşımızla ağırlamayı düşünüyorum. Umarım faydalı video olmuştur tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.